Takvimler 5 Ekim 2020'yi gösteriyordu. Tüm yurtta olduğu gibi sıcaklıklar iklim normallerinin üzerindeydi. Yaz dönemi sonlarına doğru sertleşen rüzgarlar nedeniyle büyük yangın haberlerine alışkın olsak da Hatay'da peş peşe çıkan orman yangınları tüm dikkatleri Hatay'a çevirmişti. Hatay yangını çıktığı 5 Eylül tarihinden bizler aynı zamanda Sinop, Boyabat ve Çorum kargı yangınlarıyla mücadele ediyorduk. Aynı anda henüz yani kontrol altına alınmış olmakla birlikte soğutma çalışmalarının devam ettiği Taşköprü yangını, Kastamonu Taşköprü yangını da aynı anda çalıştığımız bir sahaydı. Taşköprü yangınından önce bizler Nallıhan'da, Ankara Nallıhan yangınındaydık. Yukarı çıkamıyor musunuz? Hatay'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Maalesef Antakya ve Samandağ'da çıkan o yangınlara müdahale devam ediyor. Yerleşim yerlerine de ulaşan yangın bina ve otomobillere de sıçradı. Ve bu yangının, ormandaki yangının Hatay Belen'de yerleşim yerlerini de tehdit ettiği belirtiliyor. Tam 10 ayrı noktada başladı yangın. Bunlardan 8 tanesi kontrol altına alındı. 2 tanesi ise rüzgarın ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın etkisiyle bir anda büyüdü. Yangın sabah 9-10 gibi zuhur etti Samandağ tarafından. Fakat hava çok sıcak ve 2-3 saat sonra aşırı bir rüzgar. Yazın tam şey zamanı olduğu için yani dedik gittik, yani bizim bir orman geçim kaynağımız bizim orman. Yani ve nihayet korktuğumuzda başımıza geldi. Devlet elinden geleni yaptı. Herkes büyük bir mücadele verdi. Yangın söner gibi oldu. Arkasından tekrar rüzgar güçlendi. Buraya geldiğimizde yangın buradaydı. Köyü tehdit ediyordu. Köye geldi yangın, köyün etrafını sardı. Elimizden gelen müdahaleyi yaptık. Sağ olsun Orman İşletme Müdürlüğü, diğerleri, askeriye, herkes elinden gelen çabayı gösterdi. Ama bir türlü önleyemedik. Yangın bu kadar genişledi. Köylerin dibine kadar gidiyor orman. Köyler iç içe ormanla beraber. Ama ona rağmen hiçbir evimiz yanmadı diyebilirim. Dün Yeniköy ilçesi yakınlarında 10.40 saatlerinde çıkan yangına hemen 10 dakika içerisinde müdahale edildi. Hatay Samandağ'da çıkan orman yangınına müdahale kısa sürede gerçekleşmişti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken farklı ilçelerden de yangın haberleri gelmeye başlamıştı. İskenderun ve Arsuz ilçelerinden de alınan yangın haberleri durumu daha da vahim bir hale getirdi. Demir çelik fabrikalarında çalışıyorum. Yangının ilk çıktığı gün benim evim aşağıda, evimden çok net görünüyordu. Yangın 50'şer metre, 100'er metre arayla başladı. Tabii aşağıdan yukarılara doğru sıçradı. 9 Ekim günü yangına, saat 10.20'deki yangına ilk biz denizcilerde yakalandık aslında. O gece biz sabaha kadar yangın mesaimiz vardı. Saat 5'ten itibaren yangınlarımız başlamıştı o gün. Çok aşırı bir rüzgar vardı ve bütün ekiplerimizle ihbarını aldığımız her yangına hızlı bir şekilde müdahale ediyorduk. Denizcilerde çıkan yangında burayı haber aldığımız anda bütün ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde Belen'deki yangına doğru müdahale etmeye başladık. Belen ilçesinde başlayan yangın Belen İsume mahallesinde yerleşim yerine çok yakın bir yerde başlayan yangın İskenderun ilçesi, devamında Arsuz ilçesine doğru kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hatay civarındaki ekiplerimizle hava araçları ve kara araçlarıyla müdahale ederken bir taraftan Sinop, Boyabat, Çorum kargı sınırındaki yangını kontrol altına aldık ve ben oradan
Hatay yangınına geçtiğimde yangının ikinci günüydü, evet. Yangınlar yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Halk panik içinde olan biteni izliyordu. Risk altındaki evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Şehir merkezine yaklaşan devasa alevler oldukça ürkütücüydü. Bir yangın bir köyün yakınında bir noktaya sıkıştırılmış durumda, üç cephesi çevrilmiş ve diğer cephede sürekli, yani o an için 7 tane helikopterin ring yaptığını biz oraya vardığımızda şahit olduk, gördük. Ben de vardım oraya. Varışkına orada bir saat sürmedi, buraya ulaştı. Biraz yangıncı yandı, evlerimiz yanıcı. Bu yangında evde oturuyordum, Batayaz muhtarı aradı. Saat 10.35'te dedi, köyde yangın var, haberin var mı? Dışarı çıktım, gözledim, yanıyor. Ve köy halklarını aradım, komşuları, şefimizi aradım. Gereken yerleri aradım. Artık elimizden gelen müdahaleyi yapmaya çalıştık. O gün tabiri caizse bir ana baba günü yaşadık. Köy yanıyordu. Bu çok büyük oldu. Bu dünyayı yaktı. Hepimizi yaktı. İnsanoğlunu böyle yaktı. Daha bu görülük. Görülmeyek daha bu. Allah bedelini saklasın. Tek bir canlının bile zarar görmemesi için canını dişine takan ormanın kahramanları yurdun dört bir yanından Hatay'a sevk ediliyordu. Şehrin korku ve panik halinde izlediği yangınlara ateş savaşçıları korkusuzca müdahale ediyordu. Ve şiddetli rüzgarın etkisiyle de bu yangınlar hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlerken bütün oradaki bölge müdürümüz ekiplere öncelikle yerleşim yerlerini iyi muhafaza etmelerini, vatandaşların can kaybı yaşamaması için o noktalara ağırlık vermelerini talimatladı. Tabii ki bizim önceliğimiz insan. Öncelikle köylerimiz. Yani dedim ya, bu köyde bu aşağı yukarı 6-7 tane köyü etkiledi. Yani yeni köy var, işte Yaylacık var, Karlısu var, Kisecik köyleri var. Yani 5-6 tane köyü etkiledi ama hiçbir ev yanmadı mı çok şükür. Yani köylerin dibine kadar gidiyor orman. Yangın sırasında en çok mücadele verdiğimiz cephelerden birisi de Nergizlik köyüydü. Yangın köyün neredeyse çevresini tamamen sarmıştı. 9 Ekim gecesi gece saatlerine itibaren sabah saatlerine kadar burada mücadele verdik. Mücadele sırasında amacımız öncelikle burada yaşayanların can ve mal güvenliğiydi. Bunun için mücadele ettik. Çok şükür bu mücadeleyi kazandık. Köylü olarak gerçekten de korktuk. Ne yapalım, o yangın esnasında jandarma mensupları hep birlikte köyü boşalttık yani o an. Büyük bir korku içerisinde. Her şeyimizi köyün dışına çıkardık biz. Yangına müdahale etti arkadaşlar, sağ olsun. Evleri yakmadık yani hiç. Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Maddi hasarımız yok. Yalnız sadece ormanımız yandı. Bundan çok üzüntülüyüz yani. Yani düşünün, Çanakkale'den çıkan araçlar da buraya geldi. Maraş'tan geldi, Osmaniye'den geldi. Allah razı olsun devletimizden. Allah başımızdan eksik etmesin. Farklı yerlerde çıkan orman yangınları dikkatleri sabotaj ihtimaline çekmişti. Özellikle sosyal medyada yangını PKK adına üstlenen grupların varlığı bu şüpheleri haklı gösteriyordu. Yani bu gibi yangınların tek başına çıkması ihtimal çok zayıf. Yani vatandaşımız şundan da çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani sigara içer vatandaşımız, gelir sigarayı atar, otun uygun bir ortama düştüğünde o ortamda rüzgarın etkisiyle yangına çevrilebilir. Ama
Yani bu bizim izlenimimiz bu yangında da sabotaj ihtimalinin olduğu noktasında. Yani ilk ulaşan ekiplerle konuştuğumuzda, işletme müdürümüzle, işletme şefimizle görüştüğümüzde onların izlenimi de aşağı yukarı aynı. Şu an zaten jandarma ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kundaklama olup olmadığı. Özellikle mesela bizim şu karşıdığımız Fatma Tepe'de çıkan 3. yangın. Biraz önce ileride Yeniköy Mahallesi'nde o Hesenze dediğimiz 2. yangın. Onlar yangından sonraki bizim üzerinde en çok durduğumuz 2 nokta. Hatay yangınının çıktığı andan itibaren yapılan araştırmalar ve soruşturmalar neticesinde yangının PKK tarafından çıkarıldığı netlik kazanmıştı. 20 Ekim 2020'de Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirilen Mesut Taşkın'ın bazı illerde terör örgütü PKK-YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınlarının talimatını veren terörist olduğu belirlendi. Haberler, sabotaj ihtimali ve söylentiler orman kahramanları için şimdilik önemli değildi. Onlar tamamen çıkan yangını söndürmeye odaklanmışlardı. Amansız bir mücadele devam ediyordu. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın bir an önce kontrol altına alınmalıydı. Yangının önüne geçmeye çalıştık. Lakin aşırı rüzgarın da etkisiyle yer yer hayatımızı tehlikeye attığımız zamanlar da oldu. Yangının içinde kaldığımız zamanlar da oldu. O an düşündüğünüz tek şey yangını söndürmek ama kendiniz de yangının içerisinde kalarak kendi can güvenliğinizi tehlikeye atıyorsunuz. Ama o an sadece kendi güvenliğinizi de düşünmüyorsunuz. Yanınızda bulunan yangın işçilerinin, devletin imkanlarının, size yardımcı olan köylünün can güvenliği, o an zaten düşündüğünüz şey kendinizden daha çok onların güvenliği, onları düşünüyorsunuz. Teknik elemanlar da, bölge müdürü de geldi, yine bakanımız da buradaydı, genel müdürümüz de buradaydı. Onlar da yine yangını koordine ettiler. Yok, eve gitmez çünkü biz burada biz 5 gün fiilen yangını söndürdük. Ondan sonra soğutma çalışmamız başladı bizim. Buna biz canlı gözüyle baktığımızda bunu bir ağacı kurtarmak için bile mücadele ederiz. Tabii ki bu yangınlarda en önemli şey insan. Yani insanı kaybetmemek önemli. Yani çok şükür bu yangında bizim bir arkadaşımızın burnuna bir şey helal gelmedi. Kastamonu'daki ve Sinop'taki, Çorum'daki yangınlar da tamamen kontrol altına alındığı için oradan da ekipleri takviye ettik ve yaklaşık 1000 personel olduk. Yani İstanbul'dan beri 58 tane ilden, Türkiye'nin 58 ilinden Hatay'da ekibimiz vardı. 1000 personel, 2 tane uçak, 15 tane helikopter. Sadece yani bizim orman teşkilatının sağladığı, oraya yönlendirdiği ekiplerdi. Yangına hava ve kara gücüyle müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü'nün korkusuz kahramanları insanüstü bir çaba gösteriyordu. Tek amaçları hiçbir can kaybı yaşamadan afet boyutuna ulaşan bu yangını kontrol altına almaktı. O köylerde yaşayan herhangi bir evde bir tane vatandaşımız, bir engelli vatandaşımız, yaşlı vatandaşımız, bir tane çocuk, bir bebek, Allah korusun, hayatını kaybederse bütün bu konuştuğumuz şeylerin bir anlamı olmayacak. 5 tane kaza geçirdik ama çok şükür bir arkadaşımıza bir şey olmadı. Yangın tehlikesi, yanma tehlikesi geçiren arkadaşlarımız oldu. Araçlarımızdan yanma tehlikesi geçirenler oldu. Kazalar geçirenler oldu ama çok şükür hiçbir işçimize, hiçbir köylümüze, hiçbir vatandaşımıza zarar gelmedi. Yangın bizim için zaten olağanüstü bir durum. Yani olağanüstü güç gerektiren bir durum. Bizim için yangını en hızlı ve seri şekilde söndürmek bizim için etkili bir şekilde. Çünkü yangın bizim için bir mücadele. Sağ olsun devletimizden, orman müdürlüğümüzden bütün orman arazörleri köyüme geldi. Ya ellerinin geldiklerini yaptılar arkadaş şimdi yani. Ataşın içine de girdik de can bu yani. Bu ne hepimiz canımız kıymatlı yani. Orada da yaklaşık bir 10-15 tane ev var. 10-15 tane evi de kurtarmak için hemen oraya müdahale ettik. Etrafını dozerlerle açmaya çalıştık. İşte helikopterler, arazörlerin bazılarını oraya yönlendirdik. Yangına müdahale, yani orman ekibi olarak, yani dairede kimse kalmamak şartıyla arazöründen
dozerinden, traktöründen, her şeyinden adamlar mücadele etmeye çalıştılar ama yani ormancılarımız da birbirine yarış yaptık, yani bizzat yarış yaptık. Yangın nihayet kontrol altına alınmıştı. Geride kalan manzara oldukça ürkütücüydü. Binlerce canlının evi olan ormanlar küle dönmüştü. Ancak hiçbir can kaybı yaşanmamıştı. En büyük tehlikemiz köy mezarlığı var. Köy mezarlığına baya bir yaklaştı. Ondan hakikaten korktuk o zaman. Sağ olsun arkadaşlar, yangını söndürdü o mezarlığa yetişmeden yani. Evleri yakmadık yani hiç. Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Maddi hasarımız yok. Yalnız sadece ormanımız yandı. Bundan çok üzüntülüyüz yani. Baktım evin etrafı alışık. Baktım çocuklar söndürüyor. Dediler ahır yanıyor. Ahır yanıyor, baktım ne göresin. Hortumla montu, yani hortumla falan söndürecek yani. İşte değil yani. Aradan yarım saat geçti. İtfaiye geldi yani, orman arazörleri geldi, söndürdü. Ya yangın söndükten sonra da yangın zaten başladığı an içimiz yandı. Yani yangını zaten, bunu daha önce orman köylüsü olduğumuz için yangının neler getirdiğini, yani bize nelere mal olduğunu çok iyi bildiğimiz için hani o acıyı biz dumanı gördüğümüz an zaten hissediyoruz. Yukarıda mezrağımız var, orada samanlık yandı, ahır yandı. Zeytin ağaçlarımız, bahçelerimiz yandı. Allah razı olsun devletimizden, elinden geleni esirgemiyor. Orada doğrusu çok endişelendik, korktuk. Yani bu oradaki köylerde yaşayan insanlar veyahut da o mücadele eden ekipler, Allah korusun, hayati tehlikeler olur diye. Ama çok şükür oradan ne köylüleri ne de bizim ekiplerimizin canına zarar gelmeden hamdolsun o köylerin etrafında o yangını tuttuk. Vallahi duygularımızla çok perişan olduk. Bak ben, Allah razı olsun, benim misafirim de gelir. Yani misafirle dışarıdan mesela dünyalardan geldi. Şuraya gel gezer, Allah Allah şu manzaraya bak. Bütün manzaralarımız gitti. Yeşilliğine, şu manzaralarımız, yeşilliğimiz gitti. Şeyliğine oturduk, seyrederdikler. Yani çok şey dedik. Seni iyi hatırlıyorum. Konya ekibi Nallıhan yangınında görmüştüm. Ben Taşköprü yangınına gittim. Ertesi gün oraya geldiler. Oradan Çorum Kargı Sinop Boyabat yangınına gittik. Oraya geldiler. Oradan Hatay yangınına gittiğimde birkaç gün sonra oraya geldiler. Daha sonra Adana Pozantı yangınında gördüm. Dedim ki sizi ben her yerde görüyor muyum? Bana mı öyle geliyor? Dediler ki yok efendim, doğru. Biz de diğer ekipler gibi, onlar daha Konya'da daha önceden görev yaptığım için, şahsen hepsini tanıdığım için, Simay'ın bütün ekiplerimizdeki mesai arkadaşlarımızı, işçilerimizi biz göz aşinalı oluyor ama onları ismen de hepsini tanıdığım için dediler ki yok, dediler genel müdürüm doğru söylüyorsunuz. Biz 23 gündür sizinle beraber kışlamıza hiç dönmedik, Konya'ya hiç dönmedik. Sizinle beraber, sizin arkanızdan biz de yangın mahallelerindeyiz. Ve emin olun Tamer Bey hiç birisinde, hiçbirinin konuşmasında emin olun zerre kadar sitem dahi hissetmiyorsunuz. Yani efendim biz 20 gündür kışlamıza dönmedik, kafamız yastık görmedi, bir döşeğe uzanmadık diyen hiçbirisi olmadı. Bu sonuçta bir kere daha ormanın vatan olduğunu ve vatan gibi savunulması gerektiğini anlamış olduk. Yanan ormanlara milletçe üzülsek de umutsuzluğa düşmüyoruz. Çünkü ülkemizde yanan orman arazileri anayasa güvencesindedir. Yanan ormanların yerinde yenisi yetiştirilir. Yani burada bizim bir karış toprağı başka bir amaçla kullanmamız mümkün değil. Yani oraya otel yapılması, turizm açılması falan bilmem ne, onlar söz konusu değil. Bizim kanunda da emrediyor. Ya yani bu yanan ağaçlar ağaçlandırılacak.
Biz de bizim görevimiz bu. Bu ağaçları temizleyeceğiz, burada toprak işlemesini yapacağız. Fidanlarımızı da toprakla buluşturacağız, buraya yeşil hale getireceğiz. Vatandaşımızın hiç endişesi olmasın. Yani bu noktada bizim görevimiz zaten bu, bunu da yapacağız yani. Kimsenin şüphesi olmasın. Çok hızlı bir şekilde hemen yanan ağaçların temizlenmesine başladık. Devamında yine aynı şekilde toprak işlemesi ve fidan dikimlerimize de başladık. Şu anda sahamızda üretim çalışmalarının %90'a ulaştık. Şimdi de yine toprak işlemesinde de %30-40'lar seviyesindeyiz. Aynı şekilde fidan dikimlerimiz de devam ediyor. Şu anda da görmüş olduğunuz üzere toprak işlemesini gerçekleştirdik ve fidanlarımızı diktik. Şu an gözümüz gibi bakıyoruz bu topraklara. Orman olan her yerin tekrardan yeniden orman olarak yeşermesini sağlıyoruz. Şu an kayıplarımız var ama daha canlı, daha gür orman oluşturmak için işletme şefliği olarak, tüm ekibim olarak çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bunları kesmemizin amacı orman yandığı için sahayı boşaltıyoruz. Artık yeni bir dikim, sahayı temizleme gibi işlemler yapacaklar için bu yana sahayı temizlemek zorundayız. Biz geleli bir ay oldu. Şimdi yarı aşamaya geldik. Ormanımız yaralandı. Yani bitirdiğimiz zaman, tomruklarımız, odunlarımız çıktığı zaman dikim sahası yapılacak. Yeşil sahaya çevrilecek. Ülkemizin zenginliği olan vatan toprağımızın parçası olan ormanlarımızı koruyarak, yaşatarak, geleceğe taşımak için milletçe bir ve beraber hareket etmemiz gerekiyor. Yeşil vatan çocuklarımızın emanetidir. Bu emaneti korumak millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler Çanakkale'yi düşman işgaline karşı koruyan şehitlerimizin ruhları neyse, aynı ruhla hareket eden, aynı düşünceyle çalışan bir ekibiz. Orman vatandır ve ormanı, vatanı daima savunacağız.